Hepimiz farklı karakter, kişiliğe ve özelliğe sahip olsa da hayatımız boyunca en az bir defa olsa bile yaptığımız tuhaf alışkanlıklar var. Tabii bu davranışları itiraf etmek çok zor. Bugün ifşa zamanı diyoruz ve hemen itiraf edemediğimiz garip davranışlara hep birlikte bakalım. Bunlardan hiçbirini yapmadıysanız tebrik ediyoruz. Gerçekten seçilmiş kişi olabilirsiniz. Bugünü Dünya İtiraf Günü olarak ilan ediyoruz. Bugüne özel asla itiraf edemediğiniz tuhaf bir alışkanlığınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağımızdan emin olabilirsiniz. Bunun devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte herkesin yaptığı ama itiraf edemediği 10 şey. 10 numara: burun karıştırmak. Toplum tarafından bize dayatılan ayıp burun karıştırılmaz baskısı çocukluğumuzdan beri burnumuzu gizli saklı karıştırmamıza sebep olmuştu. Burun karıştırma işlemi dışarıdan bakıldığında pek estetik gibi görünmüyor olabilir. Birçoğu insan asla bunu söylemek istemese de yapmışlığı mutlaka vardır. Bazıları çok ileri giderek misafirlikte koltuk altlarına falan sümük yapıştırıyor. Bu işlem oldukça iğrenç olsa da zevk alarak burun karıştıranlar bile var. Sokulan parmağın boyutu da önemli. Eğer kalın bir parmağa sahipseniz sağlığınız için bu garip alışkanlığınızdan kurtulun. 9 numara: koklamak. Çorbanızın veya iç çamaşırınızın temizliğini koklayarak kontrol edersiniz. Tek başına yaşayanların yaptığını düşündüren davranışı inkar etmemek imkansız. Genelde erkekler yapsa da kadınlarda da bu tuhaf davranışın örnekleri var. Bu davranış daha sonra pişman etse de yine istemsizce yapmaya devam edilir. Normal bir durummuş gibi gözükse de ortamlarda bunu dile getirmek sizi pek havalı yapmayacaktır. 8 numara: kendi kendine konuşmak. Bu gayet normal bir davranış olsa da toplum tarafından deli olduğunuza dair ilk kanıt oluyor. O yüzden kendi kendine mi konuşuyorsun diyenlere istemeden de olsa hayır, öyle bir şey yok gibi minik yalanlar söyleniyor. Kendi kendinize konuşmak garip gelebilir. Zira kimse olmadan konuşmak akıl sağlığı bakımından sorunmuş gibi algılanır. Oysa araştırmalar kendi kendine konuşmanın hafızayı güçlendirdiğini, güveni arttırdığını ve konsantre olmayı sağladığını gösteriyor. Yani bilinenin aksine deli falan olmuyorsunuz. Birçok insanın kendi kendine konuşarak daha da başarılı olduğu gözlenmiştir. 7 numara: saçma hareketler. Kimse yokken siz de ayna karşısında veya odanızda saçma sapan hareketlerde bulunduysanız siz de bu partiye hoş geldiniz. Herkesin en rahatladığı anlardan biri de yalnız kalınca içinden geldiği gibi hareket etmek. Tabi haliyle ortaya kişiye pek çok tuhaf hareketler çıkabiliyor. Sorsanız kesinlikle hayır der. Fakat yalan olduğunu o da siz de biliyorsunuz. En kötüsü ise bu hareketleri yaparken birine yakalanmak olsa gerek. O anki durum anlatılmaz, sadece yaşayanlar bilir. 6 numara: denize havuza işemek. Pek fazla önermesek de tatilde bir kez olsa bile bunu yapanlar var. Özellikle çocukken yapılan bu eylemi ruhu çocuk olan yetişkinlerimiz de yapmakta. Denizlere işemenizde bilimsel açıdan hiçbir problem veya zararı yok. Fakat tespit edildiğinde çevredikler tarafından linç edilme olasılığınız oldukça yüksek. Korku ve utangaçlık bir araya gelince de kimse bunu asla söylemek istemez. Kendinizi tiksinç hissetmenize gerek yok. Sonuç olarak tüm deniz canlıları da denize işemekte. 5 numara: tuvalete girdikten sonra el yıkamamak. Tuvaleti bitirdikten sonra yaptığı esere bakmak gibi bu da yapılan tuhaf şeylerden biri. Bizlere küçüklükten beri gelen eğitimle tuvaletten sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerektiği öğretilir. Pek çok insan bunu hijyen bakımından sağlıklı bulurken bazı insanlar için de saçma olarak algılanıyor. Her ne kadar saçma diyenler olsa da bunu yapmadığını söylemek büyük bir tepkiyle karşılaşacağınız anlamına gelmekte. Unutkanlıktan veya utangaçlıktan olsa gerek her insan mutlaka ellerini yıkamamıştır. 4 numara: gürültülü gaz çıkarmak. Bazen insanların yanında yanlışlıkla olsa bile osurduğunuz olmuş muydu? Eğer etraf kalabalıksa kendinizi saklamak için de elinden geleni yaparsınız. Bir nevi başarmış gibi görünse de kokunuzu bile anlayan arkadaşlarınız varsa sizi rezil edebilirler. Bazen kimse yok diye gürültülü gaz çıkarmaya çalışılıyor. Eğer ev boşsa ve tek iseniz ortam sizin oldukça uygun diyebiliriz. Kişi ve yapıya göre yüksek sesle osuranların kafasının ne tür düşüncelerde olduğunu anlamak zor. Daha ne kadar yüksek sesle çıkabilir diyerek evde ilginç rekor denemesi çıkabilir. Umarız komşular bu sesin sizden geldiğini anlamaz. 3 numara: bir yerlerine dokunmak.
İnsanların yalnızken en çok yaptığı şeylerin başında geliyor. Kadınlar ve erkekler her gün farklı bir şey olmadığını bilse bu onlar için tuhaf bir davranış biçimi olarak kaldı. Vücudun belli yerlerine dokunan insanlar bunu kesinlikle söylemezler. Kendi vücudunuzu sevebilirsiniz fakat bu sevgi çok abartı olmuş gibi gözüküyor. 2 numara, marketten boş çıkmak. Bu tuhaf bir his olabilir fakat yaşayanlar daha iyi bilir. Marketten eli boş çıkarken suçluluk duygusu hissedenler bunu daha sonra saçma bulduğu için söylemek istemez. Sanki hırsızlık yapmaya girmiş ve gizlice çıkmaya çalışılıyor. İşte o anda biriyle asla göz göze gelmek istemezsiniz ve hemen oradan uzaklaşmak istersiniz. Tabii unutmayalım ki oradan bir şey alacağınıza dair bir zorunluluk yok ama bu duyguyu yaşamak istemeyenler en azından bir sakız alıp çıkabilir. Başka türlü gereksiz yere çok paranız gidebilir. 1 numara, gizli sekme. Gizli sekme demek bile pek çok insanın hemen yüz şeklini değiştirebiliyor. Çok fazla kullanılsa da ortamlarda nedense kimsenin haberi yokmuş gibi davranılıyor. Bütün teknolojik gelişmeleri takip eden o gençler gizli sekme lafını duyar duymaz bilmediğini belli etmeye çalışır. Faydalı bir özellik olsa da kimse bunu kullandığını söylemek istemez. Tabii bunu iyi niyetle kullananlar var, o yüzden onlara saygı duymak gerekir. Farklı amaçlar için kullanıyorsanız yakalanmamaya dikkat edin. Bu çok kötü bir gün geçirmenize neden olabilir.